Herkese merhabalar. 48. Try Meetup'a hoş geldiniz. Konuklarımıza da hoş geldin demek istiyorum. Bugün Gülhaner Türkakgül, Cihan Topal, Emre Yurdakul ve Acar Erdinç bizimle. Kendilerinden de kameralarını açmalarını rica ediyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Katılıyorum. Bugün görüntü işleme teknolojilerini konuşacağız. Bu konuşmaya başlamadan önce ben ufak birkaç Türkiye Yapay Zeka Enstitüsü ile ilgili duyuru yapmak istiyorum. Hemen ekranımı paylaşıp sizlerle birkaç bilgi paylaşacağım. Şimdi bugün dediğim gibi Gülhan Hanım bizimle yapay görü ile veri işleme ve yaratıcı çözümler konusunda paylaşacak. Emre Yurdakul Bey akıllı görsel bilgi çıkarma ve tanıma servislerini, Cihan Topal hocamız 3 boyutlu yüz pozu ile temassız cihaz kontrolünü ve Acar Erdinç Bey de günümüzde görüntü işleme uygulama alanlarını paylaşacaklar. Ben Türkiye Yapay Zeka Haftası ile ilgili de birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Bu sene mottomuz işin rengi değişiyor. Çünkü bugün de konuşacağımız üzere yapay zeka teknolojileri çok farklı noktalarda bizim karşımıza çıkıyor ve bu alanda yapılan çalışmalar artık her adımda aslında yanımızda. Biz de bu konuyu ele alarak iş modellerinde nasıl değişiklikler karşımıza çıkıyor? Yapay zekanın kullanım alanı örnekleri neler? Sektörlerde ne gibi değişiklikler var? Bu kullanım alanı örneklerini nasıl çoğaltabiliriz? Gelecekte bizi ne gibi çalışmalar bekliyor? Bunları konuşmayı. Geçtiğimiz ayda ele almış olduğumuz akademide yapılan hem Türkiye'de hem dünyada çalışmalar var. Yapay zeka lisans bölümleri açılıyor ya da yapay zeka merkezleri üniversite sanayi işbirliğinde kuruluyor ve bu gibi çalışmalar çok daha büyük bütçelerle yapılmaya başlanıyor. O yüzden akademinin de rengi değişiyor. Bu konuyu da ele almayı planlıyoruz. Dünyada diğer yapay zeka ekosistemlerinde neler oluyor? Türkiye'de biz neler yapıyoruz? Dünyada neler yapılıyor? Bunları konuşmayı ve Try Meetup'ta yapay zeka altyapılarını ele almayı planlıyoruz. Perşembe günü bizim için startup günü. Öğleden önce girişim haritasına yer alan startupları, öğleden sonra da TrainX programındaki startupların sunumlarını dinliyor olacağız. Ve son olarak Cuma günü de bizim için eğitim günü ve eğitim gününde de yapay zeka ile ilgili eğitimler olacak. TrainX başvuruları devam ediyor. Şu anda yatırımcılar ile potansiyel müşterileri ile bir araya gelmek isteyen girişimler, destek dolu bir ekosistemin parçası olmak isteyen, program kapsamında edinilen yetkinlikler ile ekibini güçlendirmek isteyen, iş modelini doğrulamak isteyen ve network imkanından faydalanmak isteyen girişimler için son başvuru tarihi 3 Eylül. Girişimlerin başvurularını bekliyoruz. Ve son olarak da biz her ay hem haber bültenimizde hem de blogumuzda o ay karşılaştığımız en ilgi çekici yapay zeka haberlerini paylaşıyoruz. Bu gibi haberlere ve daha fazlasını da yine blog sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Bunu da paylaşıp hemen sözü Gülhan Hanım'a bırakmak istiyorum. Gülhan Hanım buyurun. Sesiniz kapalı şu anda, duyamıyoruz. Şu anda geliyor değil mi sesim? Evet, gayet güzel. Merhaba, Arvis Teknoloji'den Gülhaner Türkakgül ben. Arvis Teknoloji'de bugün ben yapay görüyle veri işleme ve yaratıcı çözümler başlığında bir sunum yapmaya çalışacağım. Özellikle görüntü işlem alanında yapmış olduğumuz farklı uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Arvis Teknoloji, büyük veri analizi, ileri görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka teknolojilerinde uzaktan müşteri edinimi, remote KYC çözümleri, kimlik doğrulama, NFC'li çözümler, biyometrik tanıma, yüz tanıma, canlı tespiti konularında çalışıyor. Aynı zamanda endüstri sektörüne yönelik olarak da nesne tanıma, anomali tespiti, hata, hasar, sahtecik tespiti konularında Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Modüler, ölçeklenebilir ve kurumsal ürünler geliştiren bir teknoloji, yapay görü teknoloji şirketiyiz. Kısaca görüntü işleme tanımına girmek istedim. Aslında çok akademik bir tanımlamaya girmeyeceğim ama kısaca tanımlamak istedim. Görüntü işleme nedir? Dijital ortama aktarılmış görseller üzerinden ilgili ihtiyaca göre faydalı bilgiler elde etmek için farklı tekniklerle özdeşleştirebilen bir yöntemler bütünüdür. Görüntü işlemenin amacı nedir? Görselleştirme, görüntüyü keskinleştirme ve restorasyon, görüntü alımı, desen tanıma, görüntü tanıma. Nerelerde kullanıyoruz? Aslında çok fazla alanlarda kullanabiliyoruz. Zaten bu alanlardan birkaç tanesi için özellikle geliştirdiğimiz çözümlerden bahsedeceğim.
Nesne tanıma, biyometrik yöntemler, yüz tanıma, güvenlik sistemleri gibi, trafik, fotoğraf endüstrisi, uydu görüntüleri, sağlık, radyoloji, özellikle savunma sektörü, gıda sektörü gibi çok fazla alanda aslında görüntü işleme teknolojileri şu anda kullanılıyor. Çünkü yapay zekanın ve bir takım makine öğrenmesi, derin öğrenme yöntemlerinin aslında en iyi çalıştığı yöntemler, en iyi çalıştığı alanlar görüntü işleme sektöründe. Buradan kısaca biyometriye girmek istiyorum. Biyometri nedir? Biyometri kişinin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal biyolojik izlerini ifade eden yöntemlerdir. İki tane yöntem var zaten, fiziksel biyometrik tanıma ve davranışsal biyometrik tanıma yöntemleri. Fiziksel biyometrik tanıma yöntemlerinde temaslı ve temassız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz her ikisinde de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Onlar da iyi de bahsedeceğim. Aynı zamanda davranışsal biyometrik tanıma yöntemlerimiz var. Burada da özellikle yine farklı sektörlerde çok fazla alan olmakla birlikte görüntü işleminin en yoğun kullanıldığı imza tanıma, yürüme şekli, vücut hareketleri, klavye kullanım alışkanlığı veya işte EEG, EKG gibi veya vücutla ilgili bir takım hareketlerin olduğu yöntemler davranışsal biyometrik yöntemler. Bunlar da şimdi özellikle son dönemlerde çok ilgi çeken ve üzerine hem bizim çalıştığımız hem de dünyada farklı teknoloji firmalarında çokça çalıştığı alanlar. Bir görüntü işleme algoritması ile geliştirilen tanıma sistemleri ve temel bileşenleriyle bir yapay zeka algoritması geliştirmesi için gereken süreçleri anlatmak istedim. Temelde bir görüntü işleme algoritması nasıl geliştirir? Veri işleme, veri toplama, veri aktarma, imge görüntü işleme, veri depolama, karşılaştırma, karar verme ve tabii ki en sonunda modeli çıkarma. Aynı zamanda yapay zeka tarafında da bu nasıl çalışır? Problem vardır elimizde. Bu problemi çözmek için önce bir veri seti ihtiyacımız var. Sonra model ve algoritma geliştirme süreçlerimiz. En önemli olan konulardan bir tanesi optimizasyon ki en çok optimizasyonda zaman harcarız bizler. Özellikle ticari alanda çalışanlar. Ve bunların doğrulaması en sonunda test süreçlerimiz. Buradan hareketle özellikle biz ne yapıyoruz, Iris neler yapıyor, bu çözümlere odaklanmak istiyorum. Biz hem görüntü işleme, hem biyometrik yöntemler, hem de yapay görü teknolojileriyle özellikle Iris Artificial Vision adını verdiğimiz algoritmalarımızla iki tane farklı platform geliştirdik. Bu platformlardan bir tanesi IrisID kimlik doğrulama platformu. Bu çözümlerimizi özellikle finans ve bankacılık sektörüne odaklandık. Dijital bankacılık uygulamaları için müşterilerinin şubeye hiç gitmeksizin NFC'li mobil cihazlarından biyometrik kimlik doğrulama ile uzaktan müşteri edinme, diğer bir adıyla Remote KYC yani dijital onboarding uygulamalarına çözüm bulabiliyoruz. Özellikle bizim e-kimlik dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni nesil çiftlik kimlik kartları üzerinde bizim bir takım biyometrik verilerimiz var. Bunlardan bir tanesi bir biyometrik fotoğrafımız, bir tanesi bir imzamız, diğeri de parmak izimiz, biyometrik parmak izimiz. Dolayısıyla bu veriler kullanılarak özellikle API uygulamalarına açık, SDK uygulamalarına açık olan biyometrik fotoğrafla bir takım eşleştirmeler yapabiliyor ve kimlik doğrulamayı bankacılık sektöründe kullanabiliyoruz. Diğer bir platformumuz ise Iris IQ adını verdiğimiz imge işleme platformumuz. Burada da aslında biz her çeşit veriyi işliyoruz. Verinin artık burada ne olduğu çok önemli değil. Veriyi özellikle çeşitli sensörler, çeşitli kameralar ve network üzerinden gelen bir takım PDF veya PNG formatına sahip olan bir takım dokümanlar veya TCP/IP network üzerinden görüntü akışı sağlayabilecek görüntü verileri aslında bizim veri kaynaklarımız. Bu verileri aldığımız takdirde müşterilerimizin temel ihtiyaçlarını baz alarak veri setlerini işleyerek ve tamamen kendi geliştirmiş olduğumuz derin öğrenme algoritmalarının çalışmış olduğu platformumuzda verilerimizi işleyerek bir veri tabanına geçiş yapıyoruz ve burada aslında ürünümüzü endüstri sektöründeki problemleri çözmeye odaklıyoruz. Bir ürün ağımız var. Bu ürün ağımızda özellikle client server mimaride, Android, iOS uygulamalarda, web teknolojilerinde ve cloud framework'ünde çalışan uygulamalarımız var. Ve bu uygulamaları da biz hemen hemen her çeşit platformlarda çalışabilen bir mimaride geliştirmiş durumdayız. Kısaca onlardan da bahsedeceğim. Burada tabii ki yaratıcı çözümler başlığı altında
neler yaptık onlardan biraz bahsetmek ve görüntü işleme teknolojilerinde çalışan, çalışmak isteyen genç nesil arkadaşlarımıza da bu alanlarda aslında bir takım fırsatlar olduğunu anlatmak isterim. Özellikle finans ve bankacılık sektöründe kimlik doğrulama RKYC adını verdiğimiz Remote KYC'de şu anda aktif giden bir takım çözümler olmakla birlikte çok farklı ödeme sistemleri, fraud, sahtekarlık önleme tespit, şube, VIP özel bankacılık hizmetlerinde, binalarda güvenlikte, ATM, VTM dediğimiz konularda da aslında bu uygulamalarımızı kullanabilir durumdayız. Neden finans ve bankacılık sektöründe bu yöntemler kullanılıyor? Çünkü şifreler aslında çok ve temassız biyometriye ihtiyaç duyulabiliyor. Canlılık tespiti yapmak gerekebiliyor. KVKK uyumluluğu, hash vektör bilgi kullanma zorunluluğu, kimlik doğrulamanın çok faktörlü kimlik doğrulama olarak yapılabilir olması, uzaktan müşteri ediminde kimlik doğrulamanın biyometrik şifre olarak yapılabilir olması gibi. Aslında birçok uygulamada finans ve bankacılık sektöründeki temel ihtiyaçlar baz alınarak bu görüntü işleme teknolojileri entegre edilebiliyor. Peki, biz buradaki özellikle dijital onboarding uygulamamız olan kimlik doğrulama uygulamamızı neden geliştirdik? Özellikle finans, bankacılık ve sigorta sağlık sektöründe IRIS ID adını vermiş olduğumuz uzaktan müşteri edinme kimlik doğrulama uygulamasını kullanıyoruz. Nasıl çalışıyor bu? Bir bankanın müşterisi olmak isteyen kişinin bankaya hiç gitmeksizin Apple Store veya Google Store'dan bankanın mobil uygulamasını indirdiği takdirde kendi TC kimlik kartındaki biyometrik fotoğrafa elindeki mobil cihazla ve mobil cihazın NFC özelliğiyle ve bizim NFC modülümüzle erişilerek kişinin önce kimliğine erişilmesi, daha sonra kişinin canlı selfiesinin alınarak bu iki resmin, fotoğrafın eşleştirilmesi ile uzaktan biyometrik kimlik doğrulaması yapılma işlemi. Burada NFC modülüyle bir takım kimlik bilgilerine ulaşılabiliyor. MRZ dediğimiz ve OCR dediğimiz verilere ulaşabiliyoruz. Kişi selfie fotoğrafıyla aslında canlılık tespitini de yapabiliyoruz. Ve bu işlemlerin hepsi uygulama içerisinde kaydedilebiliyor. Çok çeşitli metadata veri analizleri gerçekleştirilebilir ve çağrı merkezine arama başlatılabilir. Bütün bunların hepsi BDDK'nın ve MASAK ve KVKK'nın tebliğ ve kurallarına da son derece uyumludur. Uygulama aslında finans ve bankacılık sektöründe 1 Mayıs'ta BDDK'nın yayınlamış olduğu tebliğler ve yönetmelikler gereği şu anda kullanıma açılmış durumda ve bu alanda çalışan örnek uygulamalarımız ve müşterilerimiz mevcut. Bu uygulamalar özellikle BTK'nın regülasyon ve yönetmeliğine göre de haberleşme ve telekomünikasyon alanında 31-12-2021 tarihinde itibaren de kullanılmaya başlayacak. Bir diğer uygulama alanı ise sigortacılık sektörü ki burada trafik, araç, kasko, sağlık ve benzeri hasar problemlerinde mesafeli sözleşmelerin imzalanmasında yine bu görüntü işleme uygulamaları geliştirmiş olduğumuz çözümler kullanılabiliyor. Bir diğer alansa özellikle yapay görünün çokça kullanılabildiği yine alanlarda özellikle dijitalleşme verimlilik ürün ve çözümleri konusunda çalışıyoruz. Üretimde görüntü işleme, kamera verilerin işlenmesi, sensör verilerin işlenmesi, üretim bandı takibi, geçiş kontrol sistemleri, güvenlik ve iş güvenliği konularında görüntü işleme teknolojilerini kullanabiliyoruz. Burada ben kendi geliştirmiş olduğumuz bazı uygulamalardan özellikle bahsetmek istiyorum ki farklı alanlarda görüntü işleme nasıl kullanılabiliyor veya ne tür çözümler çıkarılabiliyor örnekler şeklinde. Örneğin bir fabrika alanı içerisinde çeşitli fabrika, üretim, endüstri, 4.0 ve IoT gibi alanlardaki bir kullanma örneğinden bahsetmek istiyorum. Burada veri akışını fabrikalardan gelen kameralar, network ve TCP/IP networkler üzerinden aldığımız her türlü görüntü verisini yapay zeka algoritmalarıyla, derin öğrenme algoritmalarıyla işleyip, verileri işleyip, daha sonra modellerimizi geliştirip, müşterimizin istemiş olduğu çözümler şeklinde nihai çıktıları elde edebiliyoruz. Bir üretim bandı içerisinde, üretimde görüntü işleme örneğinden bahsetmek istiyorum. Özellikle bir fabrika, üretim, endüstri 4.0 gibi uygulamalarda kamera verilerini işleyebiliyoruz. Bu bantın içerisindeki kişinin yüzü olabilir, kişinin davranışları olabilir. Başında baret takılı mı veya güvenlik kıyafetlerini giyiyor mu, giymiyor mu? Ya da üretim bandında geçen ekipmanlar ya da üretilen cihazlar uygun mu, değil mi? Ve burada hata takibi ve performans takibi yapılabilen uygulamalarımız mevcut.
Aynı şekilde sağlık sektöründe de yine benzer teknolojiler kullanarak, görüntü işleme teknolojileri kullanarak çözümler üretmek mümkün. Burada yine bizim yapmış olduğumuz bir çözümde bir hastanenin içerisinde özellikle engelli kişilerin veya sağlığıyla ilgili problemli olan kişilerin ya da hastane ortamına gelen veya dışarıdaki kişilerin davranışlarından, yürümesinden veya başka hareketlerinden kişilerin tespiti yapılabiliyor ve o kişinin hasta olup olmadığı veya davranışının bir takım problemler olup olmadığının skorlaması yapılabiliyor ve burada da buna uygun davranışsal biyometrik uygulamalarımız geliştiriyoruz. Bu uygulamalarda genellikle veri setlerinde sıkıntı olabiliyor çünkü her tespit edilmesi gereken konu için aslında çok kapsamlı veri seti olmadığı için spesifik veri setleri oluşturması gibi çalışmalar yapabiliyoruz. Bir başka uygulama örneğimiz ise RV School Bus dediğimiz bir örnek, eğitim alanında görüntü işleme. Burada da yine bir embedded kart üzerine, gömülü bir kart üzerine kendi yapay zeka algoritmalarımızı ekleyerek bir servis otobüsü veya minibüsü içerisinde özellikle öğrencilerin yerinde olup olmadığı, ağırlık sensörüyle o koltukta oturup oturmadığı, davranış, yüz tespiti ve farklı sensör verilerini alarak da kişinin takibini yapabiliyoruz. Yine bir başka uygulama örneği, bunların hepsi aslında bizim yaratıcı çözümler dediğimiz başlık altında gelişiyor. Arbis Console dediğimiz uygulamada ise saha operasyonlarındaki görüntü işleme uygulamaları, özellikle yönetilebilir ATM, kiosk, noktasal uç birim cihaz gibi noktalarda yine embedded gömülü kartlar üzerine bu algoritmalarımızı entegre ederek, veriyi işleyerek farklı alanlardaki problemleri çözebiliyoruz. Yine farklı uç birimlerde, özellikle şubelerde, istasyonlarda kamera ve IoT sensör verilerini kullanarak yine burada da daha farklı özellikle plaka tanıma gibi, aracın modelini tanıma gibi, üzerinde hasar var mı yok mu gibi ürünleri tespit edebiliyoruz. Bir başka ilginç uygulamamız ise Arvis Marine dediğimiz, yine burada enteresan bir veri setiyle çalıştık biz. Çeşitli liman, marina ve birimlerinde görüntü işleme uygulaması. Burada da özellikle yine bir takım sensörler ve kamera verilerinden faydalanarak kameralarla tespit edilen tekne sayımı, limana giriş yapan işte gemi ve teknelerin sayımı izlenmesi, indirilen malzemenin takibi ve personel giriş güvenlik kontrolü yapılabiliyor. Yine bir başka uygulama RVSU dediğimiz tarım ve hayvancılıkta görüntü işleme. Burada da çeşitli mera ve hayvancılık ve tarım alanlarında yine kamera verilerinden faydalanarak ve farklı sensörlerden yine faydalanarak çeşitli hayvanlardan alınan ve onların davranışları ile ilgili bir takım kontroller ve uygulamalar geliştirilebiliyor. Burada da yine veri setleriyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Çünkü istenilen problemin aslında veri setinin gerçekten o problemin çözümüyle ilgili alana hazırlanmış olması gerekiyor. Buralarda da özel veri setleri üzerine çalışma yapabiliyoruz. Peki bu uygulamaların hepsini yapıyoruz. Bunları nasıl yönetebiliriz veya müşterilerimiz nasıl yönetebilir? Arvis IQ Management uygulamasıyla merkezi bir yönetim yapmak mümkün. Burada da bir komuta kontrol merkezi üzerinden uç birim cihazlardan veya network üzerinden gelen verileri merkezde toplayabiliyoruz. Merkezde çok farklı veriler toplanabilir. Bu müşterimizin istemiş olduğu veya uygulamanın istemiş olduğu verilerin yönetimine bağlı olmak üzere çeşitli veriler sorgulanabilir ve izlenebilir. Bizim ekstra özelliklerimiz neler? Bu uygulamalarda yaparken kendi akıllı tasarım mimarımızdan faydalanıyoruz. Mobil, web ve farklı bulut servislerinde çalışabilen, G-Pool'u, C-Pool'u sanal sürücülerde çalışabilen uygulama şeklinde pozisyonlamış durumdayız. Canlılık tespitini, yine vektör bilgi kullanımı, blockchain mimarisinde uygulamış olduğumuz kriptolu güvenlik uygulamalarımız, dağıtık yapıda çalışabilme, adaptif API SDK'yı kullanabilme gibi ekstra özelliklerimiz var ve metadata tespiti ve raporlamasında burada aktif bir şekilde kullanabiliyoruz.
Peki bu ürünleri kullanırken biz arka planda donanımsal kaynaklardan nasıl faydalanıyoruz? Burada da yine çözüm ortağı olduğumuz Huawei'in bazı ürünleri söz konusu ki özellikle zaten kendileri de bu alanda bayağı bir yatırım yapıyorlar ve sektörü de bu ürünlerin pazarlanması için de çalışmaları mevcut. Biz de özellikle Huawei'in farklı GPU, farklı NPU'ları söz konusu. Bazı uç birim cihazlarda, IoT ve embedded uygulamalarda özellikle Atlas 200 gibi serilerini kullanarak onların üzerinde uygulamalarımızı geliştirebiliyoruz. Yine Atlas 300 gibi daha personel ve daha büyük kapasiteli, yüksek kapasiteli NPU'larda ise yine yapay zeka algoritmalarımızı entegre ediyor ve geliştirebiliyoruz. Burada Huawei'in kendi uygulamış olduğu, kendi geliştirmiş olduğu bir takım kütüphanelerde olmakla birlikte biz yine kendi sistemlerimizi, algoritmalarımızı burada entegre edebiliyoruz. Huawei Türkiye'nin yapay zeka konusundaki çözüm ekibi Özkan Beyler bu konuda da hem gerekli eğitim ve diğer destekleri de bize ve diğer partnerlerine de sağlıyorlar. Biz de bu konuda özellikle o ürünleri de kullanmak ve bir alternatif yaratabilmek, hem fiyat ve performans anlamında da farklılığını görebilmek anlamında gerçekten epeyce bir efor sarf etmiş ve bu farklılığı da görmüş durumdayız. Bu alanda Türkiye'de pazar hızla gelişiyor, dünyada da hızla gelişiyor ve Türkiye'de de hızla gelişiyor. Özellikle BTK'nın regülasyonlarını açacak olması, BDDK'nın zaten 1 Mayıs 2021'de bankalarda uzaktan müşteri edinme başlatmış olması, bütün ülkemizde bu konudaki yatırımların artması ile birlikte aslında pazar da genişlemeye başlıyor. Aslında dünyada bu konulara çok fazla yatırım yapılıyor. Büyük üreticiler, çok büyük üreticiler, teknoloji liderleri zaten ana teknoloji ürünlerini üretiyorlar. Bizler de aslında biz ve bizim gibi bir takım firmalarda bu konularda çalışarak aslında bizim de yurt dışındaki kaynaklardan çok farklı olmadığımızı söyleyebilirim. Bir de hazır buradayken aslında genç arkadaşlarımıza hep soruyorlar, sordukları için de ondan bahsetmek isterim. Biz bu yaz bir Deep Tech yapay zeka staj programı düzenledik. Bu programa çok çeşitli bilgisayar, elektronik, matematik, istatistik ve endüstri mühendisi arkadaşlarımız katıldılar. 19 kişilik bir stajyer grubumuzda 12 farklı görüntü işleme yapay zeka projesinde çalışma sağladık. Burada da yapmış olduğumuz şey aslında gençlere görüntü işlemenin farklı alanlardaki uygulama çıktılarını gösterebilmek. Bir veri nasıl hazırlanır, bir veri nasıl etiketlenir, nasıl model geliştirilir, geliştirilen model ile nasıl bir ürün elde edilir gibi süreçlerin hepsini yaklaşık 2 aylık program içerisinde birlikte onlarla birlikte de çalıştık. Bu konu çok sorulduğu için burada kısaca değinmek istedim. Arbis yerli bir teknoloji firması. Milyonlarca veri işlediğimiz bir yapımız söz konusu. Genişleme açık bir mimarimiz var. Arka kapımız yok, tamamen güvenlikliyiz. Ve büyük ölçekli proje yönetiminde de tecrübemiz var. Hedefimiz tabii ki büyüyebilmek ve platformumuzu daha çok müşterilerimizde ve daha çok farklı problemleri çözebilecek şekilde konumlandırabilmek. Özellikle finans, bankacılık ve endüstri sektöründeki görüntü işleme problemlerinde müşterilerimizin problemlerini çözerek var olmaya çalışmak. Ben teşekkür ediyorum. Umarım zamanında tamamlamışımdır. Çok teşekkürler Gülhan Hanım. Bir sonraki sunuma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum izleyicilerimize. YouTube'dan soru gelmiş. Soruların hepsini bütün sunumlar bittikten sonra konuşmacılarımıza yönlendireceğim. O yüzden siz sorularınızı yazın. Sunumlar bittikten sonra sorularınızın cevaplarını alıyor olacaksınız. Emre Bey buyurun, söz sizin. Merhaba. Sunumumu paylaşıyorum. Geliyor mu? Henüz gelmedi. Şu an görebiliyoruz. Merhaba, ben Emre Yurdokul. Yapı Kredi Teknoloji'de çalışıyorum. Yapı Kredi Bankası'nın bir iştirakı. Bulunduğum ekip uygulamalı veri bilimi. Biz daha çok bilgisayar görü ve büyük veri üstüne çalışıyoruz. Yan ekibimiz de var. Onlar sadece NLP üstüne çalışıyorlar. Ben sadece bilgisayarlı görü üstüne çalışıyorum. Bu sunumda da bahsedeceğim konular tamamen Computer Vision üstüne olacak. Bizim ASOS diye bir ürünümüz var. İlk önce bu ürünün özellikleri nelerdir? Hangi bilgiler üstünde çalışır?
hangi kapasitelere sahiptir bunları anlatacağım. Gerçek kullanım senaryolarından bahsedeceğim ve arkasında çalışan modellerin anlatacağım. Ondan sonra küçük bir demo ve performans değerlerini gösterdikten sonra hangi teknolojileri kullandığımı anlatacağım. ASOS ilk başladığında, proje ilk başlatıldığında sadece imzayı kapsıyordu. Biz geçen süre içinde bunu mühür ve ibareye bilgilerini kapsayacak şekilde genişletmeye başladık. İmza şu anda tamamen bankanın canlıda çalışır durumda. Mühürü şu anda geliştirme aşamasındayız. İbareye de daha yeni başladık diye bir ön bilgi vereyim. Bu üç görsel bilgi üstünde ortak çalışan bir aslında yetkinliğimiz var. Tespit, sınıflandırma, temizleme ve benzerlik hesaplama yetkinliklerini her bir görsel bilgi için yapabiliyoruz. Bu resimlerde gördüğünüz mesela gerçek bir doküman. Buradan imzayı bulabiliyoruz. Bu tespit oluyor. İmza kime ait diye sınıflandırabiliyoruz. Müşteri veya bankadaki çalışan şubecinin imzası olabiliyor. Arkasında kaşe varsa temizleyebiliyoruz. Ve daha önceden attığı müşterinin imzası varsa arasında benzerlik hesaplayabiliyoruz. Bunun banka için çok fazla kullanım senaryosu oluyor. Şu anda birinci senaryo olarak şöyle anlatayım. Kredi kullanmak istiyorsunuz ve bankaya gittiniz. Size bir sürü evrak veriyorlar. Şunu imzala, bunu imzala diye. Sonra bu belgeleri bizim kullandığımız servislere yönlendiriyorlar. Sizin bankaya ilk müşteri olarak başvurduğunuzda bir belge imzalatıyorlar, bireysel müşteri sözleşmesi diye. Bu belgeden imzanızı kesiyorlar ve tutuyorlar. Sonra kredi kullanmak için imzaladığınız belgelerdeki imzaları da kesiyoruz ve bunların arasında benzerlik hesaplıyoruz. Eğer belli bir eşiği aşıyorsa insan kontrolüne düşmeden onaylanıyor. Bu şu anda canlıda çalışır durumda ve ödül almış bir kullanım senaryosu. Aylık ortalama 140 bin sayfa işleniliyor bu yöntemle. Daha doğrusu bu kullanım senaryosunda. İkinci kullanım senaryosu ise daha önceden müşterinin imzasını kullanarak talimatlarını doğrulayabiliyoruz. Farklı kanallardan müşteriler talimat yollayabiliyorlar. Bu talimatları mesela e-mail atabiliyorlar, faksla atabiliyorlar. Buradan imzasını buluyoruz, kesiyoruz. Database'ten önceki imzasına bakıp benzerlik hesaplıyoruz ve yine belli bir eşiği geçiyorsa hiç insan kontrolüne düşmeden onaylanıyor. Burada da aylık 150 bin sayfa işleniliyor. Bu da canlıda kullanılıyor şu anda. Geliştirmesini tamamladığımız üçüncü bir senaryo. Bu da çeklerin aslında doğrulanması. Bu daha canlı kullanıma geçmedi ama başarıları daha sonraki slaytlarda göstereceğim çok yüksek. O yüzden bunun da canlıya alınacak büyük bir ihtimalle. Çek bozdurmak istiyorsunuz. Bu çeki bankaya götürüp verdiğinizde önceki imzayı yine karşılaştırıp belli bir eşiği geçiyorsa bu da insan kontrolünde aslında insan kontrolünün üstüne bir mekanizma olmuş oluyor. Sadece insana bağımlı kalmıyoruz. Dördüncü kullanım senaryosu da buna daha yeni başladık. Tam bitmedi. Dış ticaret dokümanlarında mühür ve imza bulma diyebilirim kısaca. Hem imza ve hem mühürün olması gereken sayfalar var. Burada önce veri etiketleniyor şu anda ve model geliştirip sonra bunu da canlıya alacağız. Bankanın içindeki başka birimlere de böyle servisler sunuyoruz. Son kullanım senaryomuzda ibare kontrolü dediğimiz şey. Bankaya gittik.
gidenler bilir. Genelde sözleşmesinin bir nüshasını elden aldım, okudum, anladım tarzında şeyler yazdırıyorlar. Bunları bulan bir model geliştiriyoruz şu anda. Teknik olarak aslında bunların hepsi ortak bir framework üstünde. Mesela tespit için sadece veriyi değiştirerek tekrar modele itiyoruz. O yüzden en önemli olan şey veriyi etiketlemek. Burada TensorFlow'un Object Detection API'ni kullanıyoruz. ResNet üstüne bir FasterRCNN, ResNet tabanlı bir FasterRCNN modeli eğitiyoruz. Bu COCO 2007 üstünde önceden eğitilmiş. Biz bunun üstüne kendi verimizle fine tuning yapıyoruz. Hem detect hem de classify edebildiği için dış ticaret dokümanlarında mesela mühür ve imza için aynı model aslında iki farklı sınıftaki objeleri tanıyabiliyor. Sınıflandırma için kendi yarattığımız bir basit bir yöntem var. ResNet üstüne bir classification modeli kurduk. Dokümanın veya işte imajın üstündeki bütün bilgileri boyuyoruz aslında. Embedding yapıyoruz. İstemediğimiz classification yapmasını istemediğimiz şeyleri maviye, etmesini istediğimiz şeyi de kırmızıya boyuyoruz. Ve bu şekilde diğer aslında bilgiyi de kullanarak daha iyi bir başarı sağlayabiliyoruz. Temizleme için CycleGen kullanıyoruz. Bu aslında zebraları atlara, atları da zebralara dönüştüren bir model olarak çıktı paper'ımda. Bunu biz kaşeli ve kaşesiz imza arasında domain değiştirmek için kullanıyoruz diyebilirim. Benzerlik hesaplamak için de triplet loss kullanarak ettiğimiz bir Siemens network var. Convolutional arka planda ResNet kullanıyor. Ettikten sonra bu modeli bir elimizde future vektör oluyor prediction anında ve biz bunun cosine simülatörüne bakarak aslında bir sıfırla bir arasında bir skor hesaplıyoruz. Triplet loss'un buradaki amacı eğitim yaparken 3 tane aslında girdi var. Bir tanesi anchor dediğimiz girdi. Bir tanesi pozitif, bir tanesi de negatif sample dediğimiz. Anchor aslında triplet loss'un amacı istediğimiz anchor'ın pozitif sample'a yaklaşması ve negatif sample'dan uzaklaşması. Bu sayede loss düştükçe pozitif sample tahmin etmesi artıyor. Mesela bu dokümanda sol tarafta müşterinin bankaya üye olurken verdiği imzalar, sağ tarafta da kredi kullanırken imzaladığı dokümanlar var. Buradan ilk önce tespit çalıştırıyoruz. Bütün imzaları buluyoruz. Sonra sınıflandırma çalıştırıyoruz ve bütün imzaları bir sınıf atıyoruz. Sonra sadece müşterinin imzaları arasında benzerlik hesaplıyoruz. Ve aşağıda gördüğünüz employee olanları hiç değerlendirmeye katmıyoruz. Sadece onun varlıklarına bakıyoruz. Burada bizim için önemli olan aslında müşterinin imzaları. Bu slide'da performans değerlerimiz var. Genel olarak performansımız bayağı iyi. Fakat belki gözünüze çarpar, talimatta biraz düşüyor değerler. Bunun sebebi de talimatın çok fazla değişken bir dataset olması. Aklınıza gelemeyecek türde farklı formatlarda farklı yazılar var. Ve imzalar da çok değişken. Bazen imza diye kararlaştıramadığımız şeyler de oluyor. O yüzden düşük olması mantıklı geliyor bize.
Yeni olan şey burada sınıflandırma ve çek imzasının başarısı. Çek imza başarısında çok iyi ve sınıflandırmada gayet de oldukça iyi çalışıyor. İmza doğrulama, temizleme öncesi ve sonrası olarak farklı aslında skorları var. Eğer imzayı temiz imzalarda daha iyi çalışıyor, arkası kirli olan imzalarda ise daha kötü çalışıyor görece. Ama genel olarak iyi çalışıyor. Biz bu yapıları geliştirirken machine learning ve bankaya entegre olan servisleri ayırdık aslında. Machine learning için Python TensorFlow kullanıyoruz. Bunu TensorFlow Serving ile serve ediyoruz. Bunun için küçük bir yazılım geliştirdik. Bankaya entegre olmak için de Java stack'i üstünde bir ayrı bir uygulamamız var. Dockerized bir yapıda olduğumuz için bunların yönetmesi kolay oluyor. Loglamak için de ELK stack'ini kullanıyoruz. Prometheus'ta da monitoring yapıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz sunumunuz için. Cihan Hocam, buyurun. Şimdi sizle devam edebiliriz. Tabii. Ekranım geldi mi? Evet, geldi. Görebiliyoruz. Herkese merhaba. Cihan Topal. Ben de bugün size lisede gerçekleştirmiş olduğum dergi çalışmalarından birisiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kısaca lise hakkında bir bilgi vereyim. 2015 yılında faaliyetlerimize başladık. Eskişehir'de ETGB Teknopark'ında çalışmaktayız. Yapay görme, makine öğrenmesi, artırılmış gerçeklik ve insan makine etkileşimi gibi konularda daha çok derin ağ içeren projeler gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar çok sayıda kamu ve yine başka özel firmalardan desteklenen ARGE projeleri gerçekleştirdik ve bunların içinden ikisi uluslararası tescil alan, 6 tane de uluslararası patent başvurumuz var. Bununla beraber ulusal başvurularımız da var. Konuma geçmeden önce yakın zamanda gerçekleşen güzel bir gelişme hakkında bilgi vermek isterim. Bizim aslında daha da öncesindeki akademik çalışmalarımıza dayanan bir konumuz vardı. Geometrik öz nitelik tespitiyle ilgili. Ve hatta bunu da bundan sanıyorum bir 7-8 sene önce CAM Scanner diye çok popüler bir uygulama var. 400 milyondan fazla indirme sayısı olan. Belki de birçoğunuz bunu kullanıyorsunuz zaten. Bu uygulama dokümanları dijitalleştirmek için kullanıyor mobil cihazlarda. INSIC firması tarafından çok büyük bir mobil uygulama geliştirme firması için. Onlara lisansladığımız bir algoritmaydı aslında. Bu geliştirdiğimiz kütüphanenin içindeki bir algoritmayı lisanslamıştık. Bu sene içinde birkaç ay önce bu kütüphanemiz dünyanın en bilinen ve en çok kullanılan, en yaygın open source yapay görme kütüphanesi olan OpenCV'ye dahil edildi. Son versiyonuyla beraber. Ve artık open source olarak da erişilebilecek bir uygulama, bir kütüphane haline geldi. Bugün neden bahsedeceğim? Bugün de biraz önce bahsettiğim gibi yapay görme ve insan makine etkileşimi gibi alanlarda da projeler yapıyoruz. Bu projelerden birisi Vestel'le beraber gerçekleştirdiğimiz ve uluslararası patent süreci devam eden, bununla beraber ticaretleştirme süreci devam eden bir insan bilgisayar etkileşim projesi. Bu projeyi aslında gerçekleme süresince de TDEP 1001 desteğiyle çalışmıştık Vestel'le beraber. Vestel'in en büyük aslında ürün kollarından birisi de Digital Signage diye geçen DS. Bizim de aslında her yerde gördüğümüz havaalanlarında totemler olarak ya da normal ekran gridi olarak, bununla beraber AVM'lerde birçok yerde gördüğümüz aslında bilgilendirme ekranları. Bu ekranlarda çok aktif olarak kullanılıyor ve bunlar genelde hepsi interaktif olması da bir kısmı interaktif oluyor. Yine tren istasyonlarında, metro istasyonlarında da bu ekranları görüyoruz, kullanıyoruz, bunlardan faydalanıyoruz. Bize
Vestel geldiği zaman şöyle bir problemle gelmişti. Bu ekranlarla etkileşim için yeni bir insan makine etkileşimi yöntemi. Aslında burada önce bu etkileşim yönteminin kendisini geliştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra tabii ki bu konsepti tasarladıktan sonra da bunu uygulayabilmemiz gerekiyordu. İstedikleri şeyler şunlardı. Kalibrasyon gerektirmeyen bir yöntem olmasıydı. Bu ne demek? Her bir kullanıcının bu ekranı kullanmadan veya herhangi bir cihazı kullanmadan önce bazı biyometrik veya çeşitli nitelikleri tanımlamak için, algoritmaya bu inputları vermek için bir prosedür kalibrasyon. Kalibrasyon gerektirmemesi gerekiyordu. Çünkü düşünün, siz havalimanında gidiyorsunuz, ellerinizde valizleriniz var ve böyle bir ekran önünde durdunuz ve kendi uçağınızla ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Bununla ilgili bilgi alabilmek için hani cihazları elinizdeki valizleri bırakmadan ve orada bir kalibrasyona gerek kalmadan anlık bir şekilde bir iletişim, bir etkileşime girip sonrasında bilginizi aldıktan sonra yoluna devam etmek istersiniz. Bununla beraber ölçekten bağımsız olması, yani farklı mesafelerden çalışabiliyor olması, geniş bir operasyon alanına sahip olması, yani bu kişilerin illa bu bilgilendirme ekranlarıyla iletişime, etkileşime geçebilmek için belli bir bölgeye hareket etmemeleri gerekiyordu. Farklı ışık koşullarında da, çünkü örneğin bir havalimanı olsun, işte gündüz çok farklı, gece çok farklı ışık koşulları var. Yapay görme sistemlerinin de en büyük problemi standartize olmayan ışık koşullarıdır. Buna karşı dayanıklı olabilecek ve gelişmiş grafik menülerde kullanım sağlayabilecek, yani çok basit olmayan, daha kompleks menülerde de başarılı bir etkileşim sağlayabilecek ve en önemlisi de bütün bunları yaparken çalıştıracağı, ihtiyaç duyacağı yapay görme yöntemlerinin edge device denilen, yani o cihaz üzerinde çalışması, herhangi bir server'a ihtiyaç duymaması gereken bir yönteme ihtiyaçları aslında vardı. Peki böyle bir yöntem geliştirmeden önce acaba şu anki yöntemler nasıl? Kullandığımız bilgilendirme ekranları veya kiosklar. Burada gördüğünüz interaktif bilgilendirme ekranlarında bildiğiniz kiosklar, bunlar daha çok temaslı çalışıyorlar. Belli bir şekilde. Bu arada bu projeye biz başladığımızda yıl 2016 civarıydı galiba ilk konsept çalışmalarını yaptığımız. Yani ortada aslında COVID diye bir şey de yoktu. Bu açıdan da biraz önemi daha da çok arttı bu çalışmanın. Çünkü COVID'den sonra hani temaslı olarak bunun yapılması daha da önem arz etti. Bu kiosklarda dokunarak aslında iletişim kuruluyor. Bununla beraber temassız etkileşim açısından hand gesture'larının kullanıldığı, yani el hareketlerinin kullanıldığı bazı cihazlar var. Fakat bunlar her ucuz donanımla, yani basit bir kamerayla çözülebilse ve kalibrasyon gerektirmese de işlevleri çok sınırlı ve genelde bu tür cihazlar kullanırken çok fazla false positive üretiyor. Yani aslında herhangi bir kişi kullanmaya çalışmadan cihaz böyle bir moda geçiyor. Ve ters ışık gibi durumlarda da peki çalışmıyor bu cihazlar. Böyle bir sıkıntıları vardı. Bununla beraber bir diğer temaslı etkileşim yöntemi de eye tracking, yani göz izleme yöntemleri. Aslında Vestel'in bize gelmesi nedenlerinden de biri buydu. Çünkü biz gözleme üzerine de kendi yazılım ve donanımımızı geliştirdiğimiz, kendi yöntemlerimizi geliştirdiğimiz çözümler mevcut. Fakat mesela burada gördüğünüz bir örnek gibi bizim çalışmamız olmasa da bu cihazlar, bu sistemler özel hardware'ler gerektiriyor. Ve bununla beraber de çok fazla kısıtları var bunların. Bu kısıtlar neler mesela? Çok dar bir çalışma alanı var. Biraz önce gördüğünüz cihaz örneğin 60x40x50 cm gibi bir sanal kutuda olması gerekiyor kullanıcının. Dolayısıyla geniş alanlarda bizim hani bilgilendirme ekranlarının kullanılacağı AVM'ler gibi istasyonlar, havalimanları gibi alanlar için çok uygun değil. Bu kullanıcının çok dar bir alanı gidip o şekilde kafasını, hatta bu kişiyi kullanacak kişilerin boyunun bile belli bir aralık olması gerekmesine neden oluyor. Kontrol ışık ortamlarında iyi çalışıyor. Göz takibi yöntemleri ve kalibrasyon gerektiriyor gözle ilgili parametrelerin öğrenilmesi için. Ve ışık koşulu nedeniyle dış ortamlarda da çalışmıyor. Ve özel kameralar gerektiriyor. Dolayısıyla seri üretimle üretilecek çok sayıda, büyük sayılarda üretilecek sistemler için de çok mantıklı bir çözüm değil. Peki biz nasıl bir çözüm üzerinde çalıştık? Biz önce göz takibinden ziyade yüz pozunu bularak, üç boyutlu yüz pozunu gerçek zamanlı tespit ederek bu üç boyutlu yüz pozu üzerinden bir üç boyuttan iki boyuta bir mapping, bir eşlemleme fonksiyonu geliştirip acaba dedik bunu bir şekilde kullanabilir miyiz? Burada hemen şöyle bir şey anlaşılabiliyor. Doğrudan bulunan üç boyutlu yüz pozunu ekranla kesiştiği noktayı mı acaba? Bu şekilde çalışmıyor sistem. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Mesela akıllı kumanda veya uzaktan uzay kumandaları vardır. Orada siz kumandayı havada hareket ettirerek
aslında televizyondaki cursor'un hareketini sağlarsınız. Buna benzer bir sistem bu. Dolayısıyla konumunuzdan ve yüz pozunun aslında ne olduğundan bağımsız olarak siz sadece kafanızı böyle bir joystick gibi adeta çevirerek televizyonla bir etkileşime girme gibi bir sistem geliştirebilir miyiz diye düşündük. Ben aslında AI'ın daha önceki konuşmalarına şöyle baktım. Bir miktar tabii burada ilgi, yani çok teknik detaya girsem mi girmesem mi diye. Ama baktım çok bu konulara ilgili gelen sorulardan da özellikle genç öğrenci arkadaşlar da var bu alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen. Onun için çok az miktarda, çok detaya girmeden bir miktar yine teknik bilgi vermek istedim. Burada öncelikle üç boyutlu yüz pozunu tespit etmemiz gerekiyordu. Bunun için öncelikle imgenin alınması ve yüzün tespit edilmesi. Bunun için çok çeşitli yöntemler var. Bu yöntemler üzerinde çalıştık ve bunları Edge Device için optimize ettik. 5-10 kat arasında farklı çözünürlüklere ve kameralara göre FPS oranında hızlandırmalar elde ettik. Sonrasında da yüzdekinin rengi noktalarını tespit ederek buradan 3 boyutlu yüz pozunu hesapladık. Peki bu nirengi noktalarını neye göre hesapladık? Bununla içinde bu nirengi noktalarını kullanarak sparse bir, yani seyrek bir üst boyutlu yüz modeli elde ettik. Bu yüz modelini elde ederken de yine literatürde bulunan ve stereo imgelerden oluşan bir veri seti kullandık. Bu veri setin içinde her bir imge için elde edilen stereo kalibrasyon parametreleri de vardı. Bunu kullanarak sağda gördüğünüz bir örnek mesela 3 boyutlu sparse bir yüz modeli elde ettik. Ve bu 3 boyutlu sparse yüz modelini kullanarak 2 boyutlu nirengi noktalar arasındaki poz bilgisini hesapladık. Burada örneğin çeşitli frame'ler görüyorsunuz. Yüzün bulunduğu, nirengi noktaların bulunduğu ve 3 boyutlu poz hesaplandığı en alt satırda. Bu aslında yeterli olmadı. Çünkü bir şekilde bunu yaptığınızda jitter oluşuyor. Cursor jitter, yani bir titreme oluşuyor. Bunun için de bu nirengi noktaları üzerinde hangi nirengi noktaların bize en gürbüz, yani en iyi çalışan, en robust 3 boyutlu pozu verebileceğine dair de burada çeşitli öz nitelik seçimi yöntemleri kullandık. Yani yüz üzerindeki en stable nirengi noktalarını tespit ederek gerçek zamanlı 3 boyutlu pozu nasıl buluruz diye şurada bir basit bir demo görüyorsunuz. Örneğin kişi gözlerini kırpıyor, hareket ediyor bir miktar, gülüyor, konuşuyor. Bu esnada yüz pozunu hesaplayarak acaba en iyi yüz pozu nasıl hesaplarız diye bu şekilde yöntem yaparak bu şekilde bir alt küme tespit ettik. Sonrasında 3 boyutlu yüz pozunu bularak bunu 2 boyutlu olarak ekrana, çünkü kullanıcının uzakta mı olduğu, yakında mı olduğu, nerede olduğu çok önemli olmaması gerekiyordu. Sadece bulunduğu noktadan, çünkü bunun önemi nedir? Eğer kullanıcı çok yakında olursa belli bir noktaya erişebilmek için ekranda kafasını çok hareket ettirmesi gerekiyor. Ama uzakta olduğunda, hani eğer biz doğrudan hesaplanan 3 boyutlu yüz pozu ile ekran düzlemini kesişimini hesaplamak isteseydik, bu kişi de uzaktan bağlandığında, uzaktan etkileşime girdiğinde böyle bir ekranla çok hafif kafasını hareket ettirse bile bu mesafeden dolayı çok fazla jitter neden oluyordu. Dolayısıyla bundan bağımsız olan bir işlemleme nasıl yaparız dedik. Değişik matematiksel modeller dedik. Bunlardan birisini ekranda görüyorsunuz. Bunu sağladıktan sonra da örneğin şurada Windows arayüzü için yapmış olduğumuz basit bir demoyu görüyorsunuz. Bu real time çalışıyor ve bu bir DS cihaz ekranda gördüğünüz. Doğrudan bütün işlem bu DS cihazın üzerinde real time olarak yapılıyor. Elde edilen yüksek çözünürlüklü frame'de önce yüz bulunuyor. Yüz bulunduktan sonra biraz önce bahsettiğim diğer pipeline'deki diğer adımlar uygulanıyor. Buraya küçük bir şey ekledik tabii. Bu bir Windows arayüzü olduğu için böyle bir arayüzle etkileşime geçmek için ekstra bir event'e ihtiyaç duyuluyor. Bu event'i de göz kırpma hareketi olarak, yani aslında mouse'u bir yere, cursor'u bir yere konumlandırdıktan sonra sağ ya da sol gözünü kırparak kullanıcı klik operasyonu gerçekleştirebiliyor. Şu videonun etrafında çevirip etmişsene. Sonrasında fakat bizden aslında beklenen kullanım, yani Windows olmadığı için bununla ilgili bir de biz bir menü tasarladık. Burası işte birazcık daha insan bilgisayar etkileşim kısmına giren konu. Bu menüde de cursor'ın sadece hani herhangi bir ekstra event'e gerek kalmadan göz kırpma ya da başka bir şekilde, ya da bazı uygulamalar vardır. Bir switch kullanılır. Özellikle engelli destek sistemlerindeki biz buna benzer çalışmalar da yapmıştık. Böyle bir menü tasarladık. Bu menüde cursor belli bir yere, hedeflenen noktaya gittikten sonra
Burada bekledikten sonra belli bir süre buna dwell time diyor. Bu süreden sonra belli aralıklarla event gönderiyor. Burada örneğin bir televizyon kontrol uygulaması görüyorsunuz. İşte belli bir noktaya gidiyor cursor ve orada belli bir süre beklediği an, örneğin bu 0.5 saniye gibi, yani 500-400 milisaniye eventler oluşturarak doğrudan işte ses açma, ses kapatma, kanal değiştirme gibi uygulamaları gerçekleştirebildik. Burada da tasarlanan ilk etaptaki tasarlanan demo arayüzünden bazı örnekler. Ve en sonunda da şu şekilde bir artık POC şu hale geldi. Burada doğrudan yine bizim arayüzünü tamamen geliştirdiğimiz ve bu uygulamaya özgü kullanılan, örneğin sinemalarda yine DS ürünleriyle hangi filmi izlemek istediğinize dair bu filmle ilgili matineleri görebileceğiniz, filmlerin özetini görebileceğiniz, işte IMDb puanını, dakikasını veya yönetmenini gibi böyle bir arayüz geliştirdik. Bu görmüş olduğunuz arayüz, bu DS cihaz üzerinde, şu an görmüş olduğunuz yine bir DS cihaz, üzerindeki donanımda tamamen o donanım üzerinde ekstra bir bilgi veya server'a ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı olarak çalışabiliyor. Ve kullanıcı da ellerini kullanmadan sadece gidip herhangi bir şekilde önüne geçerek bunu aktive edebiliyor ve bu şekilde kullanabiliyor. Bununla beraber örnek daha kalabalık ortamlarda şöyle bir durum olabilirdi. Örneğin yine bir AVM düşünün veya bir havalimanı düşünün. Burada bir sürü insan var. Bu insanlar buradan geçerken bizim sistemimiz yüzlerini tespit ettiği an aslında otomatikman kontrolü aktive ediyor. Burada da birden fazla kullanıcı için nasıl bir şey yapılabilir? Yani her önüne geçen istatistik olarak bu kontrolü ele almasın diye nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündük. Burada şöyle bir şey aklımıza geldi. Kullanıcılar aslında yüzleri tespit edildiği an yapay görme algoritması tarafından kontrol aktive edilmiyor. Bunun yerine belli bir süre bu kullanıcılar track ediliyor ve sistemi aktive etmek isteyen kişi belli bir gesture yapıyor. Yani mesela şu an bir demo daha göstereceğim. Orada bu gesture kafasını kişinin sağa sola sallaması ve her yüz, her bir frame'de tespit edilip bunlar birbiriyle eşlenip bu şekilde belli bir temporal alanda, yani zaman alanında takip ediliyor ve belli bir işte yol pitch yol açılar hesaplandığı için üç boyutlu. Bu kişi eğer kafasını sağa sola belli bir açıda çevirirse sistemi aktive ediyor. Şurada örneğin bununla ilgili bir örnek var. Örneğin şu an ben burada sistem açık beni takip ediyor ve ancak ben kafamı o belirti kafamla belirtilen, tespit edilen gesture yaparsam benim artık beni track ettikten sonra, bu arada tabii kontrolü vermeden önce de yine 3 boyutlu pozlar hesaplanıyor ve ben örneğin kontrol release ediyorum bir süre sonra. Ben release ettikten sonra yine aynı ekrandaki başkası yine benzer bir gesture yaparak kontrolü alabiliyor ve sistemi kullanabiliyor. Projeyle ilgili anlatacaklarım bunlar. Ürün hala ticaretleşmesi devam ediyor. Yine uluslararası patent sürecimiz devam ediyor. Bununla beraber hani konuşmayı bir fırsat olarak gördüm ve bu konulara yapay görme, görüntü işleme, makine öğrenmesi gibi alanlarda ilgisi olan arkadaşları yine VCR'ın kariyer sayfasını ziyaret etmelerini öneriyorum. Hem iş açık pozisyonlarımıza bakabilirler. Bu arada staj yapabilirler. Herkesi bekliyoruz. Bir sayfamızı ziyaret edip boş pozisyonlara başvurabilirler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. İnşallah süremi fazla aşmadım. Yok, teşekkürler Cihan Hocam. Dediğiniz gibi aslında bize gelen sorulardan da en fazlası nasıl staj bulabilirim? Farklı yapay zeka ile ilgili çalışmak istiyorum. Nerelerde çalışabilirim? O yüzden bu sorulara da bir yanıt olmuş oldu. Süper. Teşekkürler. O zaman hemen bir önceki sayfayı tekrar şöyle bir göstereyim. Misya.com.tr'de kariyer sayfasını arkadaşlarımız ziyaret edebilir. Çok teşekkürler. Şimdi Acar Bey'in sunumuna geçebiliriz. Acar Bey buyurun, söz sizde. Açıyorum hemen. Merhabalar. Önce bir kısa kendimden bahsedeyim. Acar Erdinç adım. Koç Dijital'de Data Scientist olarak çalışıyorum. Küçük bir görüntü işleme ekibimiz var. Daha öncesinde yine veri bilimci olarak savunma sektöründe çalıştım birkaç yıl. Yine görüntü işleme alanında çalıştım. NLP alanında da çalıştım. Genel olarak yapay zeka alanında çalıştım. Şimdi burada da Koç Dijital'de de önce size Koç Dijital'i tanıtacağım biraz kısa.
Sonra Koç Dijital'de neler yaptığımızı, görüntü işleme alanında neler yaptığımızı özetlemek istiyorum. O use case'lerin üzerinden de konuşuruz. Sonrasında sorularınız olursa da alırım oradan. Ops, bir saniye, pardon. Saçma olmuş. Allah Allah, bu niye böyle yapıyor? 8. slayta atlıyor ikinciden. Aradaki slaytlar hide edilmiş gördüğüm kadarıyla. Nasıl unhide edeceğiz? Seçip ha, evet o şekilde şu an oldu, tamam. Tamamdır, teşekkürler. Rica ederim. Şimdi kısaca bir Koç Dijital'den bahsetmek gerekirse, Koç Dijital BCG ortaklığı ile birlikte kuruluyor. BCG biz Boston Consulting Group, BCG Gamma'da belki duymuşsunuzdur, Data Science ekipleri, Data Science programı BCG'nin. Onlarla birlikte kurulmuş bir şirket aslında. Koç Dijital'de işte anlaşması devam ediyor hala BCG'nin, ama bir süre sonra Koç Dijital tamamen, hani Koç Sistem ile anlaşması devam ediyor. Koç Dijital bir süre sonra kendi başına bu serüvene devam edecek gibi gözüküyor. 160'dan fazla BCG, Koç Dijital'de Data Analytics ve IoT uzmanımız var. 1000'den fazla da uzman BCG Gamma tarafından bize destek veriyor. Birlikte projeler ve ürünler geliştiriyoruz aslında. Onlardan bahsetmek gerekirse, evet. Yani hem projelerde çalışıyoruz hem de ürün tarafında çalışıyoruz. Ama ürün ve proje ekipleri ayrı değil. Yani data science ekibi ürün tarafında da çalışabiliyor, proje tarafında da çalışabiliyor. Aynı zamanda Koç Dijital Akademi diye bir yapımız var. Bu Koç Dijital Akademi'de kişiye özgü eğitimler düzenleniyor. Kişisel kariyer gelişim eğitimleri, teknik eğitimler düzenleniyor. Şimdi ürün ve projelerimizden şöyle bahsedelim, ama bu komplet bir list değil tabii. Mesela Videonetics sadece products'ta gözüküyor, ama research and development projelerimiz var iki tane. Onun dışında projeler tarafında promo optimization, predictive quality and smart matching optimization, supply chain, demand forecasting ve stock optimization. Product'lar kısmında mining solutions, işte madenlerle ilgili bazı çözümlerimiz var. IoT tabanlı yine. Video analytics with deep learning, video analytics projelerimiz ve ürünlerimiz. Birçok use case var, onlardan zaten bahsedeceğim. Predictive maintenance alanında birçok çalışmamız oluyor. Ondan sonra bir de HR analytics. Belki duymuşsunuzdur, yakın zamanlarda çok popüler oldu. Bu churn estimation, işte o tarz bazı analitik case'ler HR analytics kapsamı aslında altında. CV parsing mesela bir use case'imiz bizim. Gündemimizde olan proje ve ürünler bu şekilde. Şimdi video analitik tarafında neler yapıyoruz, onlardan bahsedeyim biraz da. Bir kere 3 ana başlık altında aslında çalışıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Birincisi safety and security, güvenlik alanında, işte sağlık alanında olsun. Predictive quality alanında, kalite alanında çalışmalarımız var. Bir de retail alanında çalışmalarımız var. Safety and security alanında işte area violation, protective equipment usage, koruyucu ekipman kullanımı, bunun gibi şeyler. Pandemi ile ilgili senaryolarımız oldu. Mesela COVID tespiti yaptık akciğer tomografi resimlerinden, görüntü işleme teknikleri kullanarak yapay zeka tabanlı. Birkaç örnek üzerinden zaten bahsediyor olacağım. Pipeline'ımız benzer. İki quality içinde, health and safety içinde benzer pipeline'ımız var. Kameramızdan input alıyoruz biz. Video analitik üzerine odaklanmış bir ekibiz. Image analitik çok biraz da az yapıyoruz. Genelde kameradan video feed alıyoruz. Ve bu video feed üzerinde bazı analitik motorlar çalıştırıyoruz. Analitik solution'lar çalıştırıyoruz. Bu kapsamda işte detection'larımızı yapıyoruz. İşte uygunsuzluk ve violation'ları report ediyoruz.
Olay yerinde alarm çalmamız gerekiyorsa cihazlara bağlanıp o cihazlardan alarm çalabiliyoruz. Görsel ve sesli alarmlar üretebiliyoruz. Ve tabii ki de dashboardlarda rapor ediyoruz canlı olarak ya da arka planda offline olarak rapor edebiliyoruz. Şimdi bir tane use case'den bahsedeceğim. Şirketin ismini veremeyeceğim ama bir FMCG şirketi. Bu şirkette bize geldiği zaman büyük bir şirket. Birçok fabrikası ve çalışma alanı var. Birçok istasyonu var bu fabrikalarda. İş sağlığı ve güvenliği tamamen odaklı olarak bize neler yapabilirsiniz diye geldiler. Tabii ki de onların iş sağlığı ve güvenliği regülasyonlarını da inceledik. Üç tane use case belirledik. Yaya geçidi kullanımı, trabzan kullanımı, trabzan merdivenlerden inerken trabzana tutuyor mu tutmuyor mu personel. Bir de koruyucu ekipman kullanımı. Bu üç case'i üstüne odaklandık. Şimdi yaya geçidi kullanımında bir kere şunu anlamak lazım. Bu fabrikalarda birçok araç da oluyor. İşte bu araçlar yaya geçidinden geçiyorlar. Sonuçta insanlar da buradan geçiyor. Düzenli kullanılması gerekiyor. Yoksa çok ölümcül kazalara neden olabiliyor ya da işte çok büyük yaralanmalara neden olabiliyor. Bu yüzden yaya geçidi kullanımı çok kritik ve insanlar da gerçekten uymuyor bunlara yani. Biz fabrikalarda yaptığımız incelemelerde insanların kurallara özellikle bazı bölgelerde ısrarlı bir şekilde uymadıklarını fark ettik. Bunlar için mesela çözümlerimiz işte o bölgede analitik çalıştırmak ve bölgede yine aynı bölgede sesli ya da görsel uyarı tetikleyerek insanları bu eylemleri doğru şekilde yapmalarını yönlendirmek aslında. Yani bunu yakalamak yetmiyor aslında. İnsanları yönlendirip bunların kazaların önüne geçmek iş sağlığı güvenliğinde birinci amaç bu. Bir diğer ki use case'imiz dediğim gibi koruyucu ekipman olarak eldiven tespiti. Koruyucu ekipman olarak eldiven tespiti. Bu da işte operatörler istasyonlarda çalışırken bazen aceleyle gelip eldivenini takmadan girebiliyor istasyona. Hızlıca bir şey yapacak belki. Bu şekilde durumlarda yani parmaklarını kaybedebilir, elini kaybedebilir, ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu tarz durumların önüne geçebilmek için istasyonların önüne mesela bu case'de şöyle düşünün. İstasyonun eldiveniyle çalışıyor personel. Tepeden bir kamerayla bakıyoruz biz. Eldivenli object detection algoritmalarıyla öğrettik. Belli zaten renklerde, skalada eldivenler kullanabiliyorlar. Olması gereken eldiveni object detection algoritmalarıyla tespit ediyoruz. İnsanı tespit ediyoruz. Bu eldiven insan var o istasyonda çalışıyor ve eldiven mevcut. O zaman okey diyoruz. Değilse eldiven alarm veriyoruz mesela. Trabzan kullanımı da aynı şekilde. Burada mesela algoritmik olarak arka planda ne kullandık diye soracak olursanız biraz detaya girmek gerekirse. Burada iskelet çıkarımı yapıyoruz. Öncelikle pose estimation yapıyoruz. Sonra bu pose estimation'dan elleri buluyoruz. Elleri bulamadıysak mesela reconstruction'da düzeltiyoruz bunu. Çünkü olası biz buradaki yürüyüş anındaki insanların ellerinin pozisyonlarını historik olarak datadan öğrendiğimiz için oradan düzeltme de yapıyoruz. Ellerinin konumunu tespit ettikten sonra zaten kamera sabit oluyor. Kamera sabit olduğu zaman trabzan bölgesini de ekstradan tanımlıyoruz. Ve trabzan bölgesini tutarak mı geçiyor, tutmadan mı geçiyor onu tespit edebiliyoruz. Bir diğer use case'imiz de buydu. Bir de bir POC çalışması yapmıştık. Bu sunumda yer almıyor ama ondan da bahsetmek istiyorum. Yine aynı müşteri. Burada da yine makineler ama sabit istasyon makine gibi düşünün. Burada makinenin içinde çalışır parçalar var ve bu parçalar kamerayla gözükebiliyor. Biz kamerayla aslında iş sağlığı güvenliği kuralı şu, kapı var. Kapı kapalıyken içeride insan olmaması lazım. Makine çalışıyorken içeride insan olmaması lazım gibi iki tane kural vardı. Üç şeyi içeriyor. Üç neden ona? Kapı, makine ve insanı içeriyor. Bunun için şöyle bir algoritma geliştirdik mesela. Makinenin döner parçalarını kamerayla odaklanıp oradan bir convolutional modelle takip eden 3 frame'den oluşan 3D bir
3D bir data oluşturup ondan sonra bunu convolutional bir network'e sokup buradan hareket olup olmadığını tespit ediyoruz. Ondan sonra insan tespiti yapıyoruz. Zaten literatürde birçok algoritma var. O kapıyı da ayrıca detect ettik. Kapının açık olup olmamasını train ettik modelimizi. Yine classification tabanlı kamerayı oraya odaklayarak classification yaparaktan kamera kapı açık mı değil mi onu da tespit ettik. Bu use case kapsamında o kuralları sağladık ve alarmımızı oluşturabildik. Bu da dördüncü bir case olarak anlatmak istedim. Bir başka firma ile yaptığımız çalışmadan bahsedeceğim burada. BSH firması, firmanız bir BSH. BSH'a yaptığımız bir çalışmada beyaz eşyaların üzerlerindeki hasarların tespiti aslında. Bize gelişleri şu şekilde. Müşterilere giden ürünlerde geri dönmeler oluyorlar. Geri dönmeler oluyor. Neden? İşte üstündeki çizik, folyo yırtığı, ezik, göçük gibi bazı case'ler olabiliyor. Bunlar müşteriye gidene kadar teknik eleman, teknik personel gelip de müşteride kurulum yapana kadar tespit edilmiyor. Ta müşteriye kadar taşındığı için bu hem prestij olarak prestij kaybına neden oluyor hem maddi olarak kaybına neden oluyor. Bunun önüne geçmek için de hem önden bunu da tespit etmek hem de bunu uzun vadede bunu raporlamak için yani analitik olarak da bunu incelemek için hangi tarz hatalar daha çok oluyor, hangi istasyonlarda, hangi günlerde belki o tarzda bunun datasını da oluşturabilmek için bize geldiler ve projelendirdik bu işi. Burada istasyonun bir şeyi taslak modeli bu şekilde çizilmiş durumda. Makinalar, beyaz eşyalar buradan akıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi de olabilir. Biz daha çok çamaşır makinesine odaklandık gerçi. Şimdi çamaşır makinesinde 9 farklı hasar tipi belirledik. İşte scratch, yırtık, üstündeki koruyucu ambalajın üstünde yırtılma, ön plastik panel üstünde aşınmalar, koruyucu plastiğin kenardan kalkması, işte derin yarıklar gibi birçok use case var. Bunları sınıf kendi içlerinde zorluk seviyelerine göre sınıflandırdık ve bunlar için ayrı ayrı aslında çalışmalar gerçekleştirdik. Şu anda projenin teslim yani son aşamalarındayız. Algoritmamız başarılı bir şekilde çalışıyor. Burada hasarları tespit edip ekranda gösteriyoruz. Canlı olarak hem de offline olarak database'e de yazıyoruz. Teknoloji burada bitmiyor tabii. Sadece görüntü işleme teknolojileri değil burada önemli olan. Biz çalışmalarımızda aynı zamanda görüntüleme teknolojilerini de yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Çünkü kalite alanında özellikle özelleştirilmiş görüntüleme ve ışıklandırma teknolojileri gerekiyor. Bu noktada biz burada line scan kamera kullandık. Yani line scan kamera nasıl çalışıyor derseniz bir şerit halinde görüntü alıyor. Ürün bandına entegre oluyor ve bir encoder sayesinde ürün bandı hareket ettikçe tık 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 görüntü alıyor aslında. Ve bu görüntüleri şerit halinde alıp birleştirdiği zaman hem perspektif transformasyonuna ihtiyaç duymaksızın çünkü yani bir kamerayla böyle görüntü aldığınız zaman karşıdan kenarlara doğru açıldıkça aslında uzaklık artacağı için perspektifi bozulacaktır. Ama line scan kameralarda bu problem olmuyor. Bize direkt dikdörtgen bir şekilde o alanın sanki üstünü scanner'da tarayıcıda taramışız gibi görüntüsünü alabiliyoruz bunun üstünden. Bu örnek bir görüntü mesela beyaz bir bulaşık makinesi diye tahmin ediyorum. Tabii bu çözünürlüğü düşürülmüş, daha scale edilmiş. Yoksa çok büyük görüntüler alıyoruz şu anda. Bu da yine sağdan bir görüntü daha. Bizim kameralarımız şurada kurulmuş. Işıklandırmalarımız da yanlardan 45 derecelik açılarla bakıyorlar. Işıklandırma da çok önemli. Çünkü bir hasarı quality için içine girdiği zaman hasarı düzgün tespit edebilmek için sizin o hasarı düzgün ışıklandırabilmeniz lazım. Karanlıkta kalan hasarlar insan gözüyle göremiyorsunuz kesinlikle. Hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Makine öğrenmesi modeli de göremeyecektir onu. Yani onu ayrımını yapacak bir distinct bir feature olması lazım orada. O feature'ları da biz ışıkla highlight ediyoruz aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Bu şekilde görüntü alıyoruz.
Yine istasyondan bir görüntü daha. Hasarları nasıl tespit ediyoruz diye soracak olursanız, segmentasyon tabanlı yöntemler kullanıyoruz. Onun üstüne object detection yapıyoruz aslında. Segmentation tabanlı object detection yapıyoruz ve local bir şekilde bounding box'ı içinde o hasarın nerede olduğunu buluyoruz. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz de çok teşekkür ederiz Acar Bey. Ben şimdi YouTube'dan gelen soruları yönlendirmek istiyorum. İlk soru Gülhan Hanım'a gelmiş. Yani Gülhan Hanım sunumu gerçekleştirirken gelmişti. Canlılık tespitinde ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz diye bir soru gelmişti. Gülhan Hanım duyabiliyor musunuz beni? Sesiniz kapalı sanırım şu anda. Şu an açıldı. Evet, ben dinliyorum. Soruyu YouTube'dan okuyamadım ama alabilir miyim tekrar bir kez? Tabii ki. Canlılık tespitinde ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz? Tabii ki. Canlılık tespitinde aslında biz hem mobil cihazda hem de arka plandaki sunucu servislerinde farklı uygulamalar kullanıyoruz. Mobil cihazda kullandığımız yöntemler biraz daha farklı, klasik yöntemler ve aynı zamanda yapay zekaya dayanan yöntemler. Yine sunucu servislerinde de 3 farklı yöntem kullanıyoruz. Hem klasik hem yapay zeka olmak üzere aynı zamanda kendi içinde bir hibrit yöntem kullanıyoruz ve şu anda üzerinde çalıştığımız ve patent almak üzere olduğumuz bir başka yöntem var. O da yine yapay zeka derin öğrenme modellerine dayalı canlı tespiti yapmak için kullandığımız bir yöntem. Dolayısıyla dört farklı modeli kullanıyoruz şu anda. Çok teşekkürler. Bir diğer soru da Türkiye'de pazar yeni gelişiyor dediniz ama iş bulma konusunda söyleyecek ya da tavsiyeniz var mı diye bir soru gelmişti. Aslında bu sorunun cevabını da biraz Cihan Hocamız sunumunda vermiş oldu. Tabii ki iş bulma konusunda işte hem Emre Bey de Acar Bey de birçok projeden bahsetti. Farklı sektörlerde, sağlıktan endüstriye birçok sektörde görüntü işleme, computer vision problemleri çözülüyor ve daha doğrusu bu teknolojiler kullanılarak çözülüyor. Ve bu alanda da çok fazla aslında heyecanlı proje var. Ben bu soruyu herkese yönlendirmek istiyorum. Siz mesela bu iş konusunda, iş bulma konusundaki soruya nasıl bir bakış açısıyla bakıyorsunuz? Aslında arkadaşlar çok güzel bir soru sormuşlar. Ama bu zaten önümüzdeki günlerin bence çok heyecanlı bir alanı olacak. Çünkü gençlerimiz bu alana ilgi duydukça ve kendilerini yetiştirdikçe aslında açılacak olan pozisyonları da çok rahat bir şekilde yerleşecekler. Şu anda bu konularla ilgili her ne kadar bir pazar oluşmaya çalışsa da sizler bir Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi olarak bilinçlilik, farkındalık yaratmaya çalışsanız da aslında henüz genç arkadaşlarımızda çok yoğun bir şekilde bu birikim henüz oluşabilmiş durumda değil. Firmalarımız, müşterilerimiz, bizim gibi teknoloji üretenler, bankalar, holdingler ve birçok aslında kurum ve tabii ki akademi, üniversiteler aslında bu konuda birlikte de çalışıyorlar ve farklı farklı çok sayıda proje var. Bu projelerin her birisi hem kurumların, müşterilerin ya da işte firmaların kendi teknolojisini geliştirmeye yönelik hem de bir takım işbirlikleri içeriyor. Akademi ve TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü bir takım projeler de var. Dolayısıyla aslında önümüzdeki günlerde kaynağa daha çok ihtiyaç olacak. Ama kendisini yetiştirmiş, bu alanda çalışabilecek, özellikle data scientist veya işte veri bilimi uzmanı dediğimiz, model geliştirebilen, algoritma yazabilen, bunları işleyebilen, bunlarla ilgili sonuç elde edebilen ve hatta ticarileştirmeyi baz olabilecek konularda çalışabilecek arkadaşlarımız gerekiyor. Tabii bir de bunun ürün çıktıktan sonraki satışı, ticari faaliyetleri, marketing faaliyetleri gibi konular da söz konusu. Aslında baktığımız zaman uçtan uca herhangi bir ürün ortaya çıktığı anda yapay zeka teknolojileri veya görüntü işleme teknolojileri iş alanı oldukça geniş. Yeter ki gençlerimiz kendisini geliştirsinler. Bizler de her türlü fırsat konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Cihan Hocam, sizin hem akademisyen olarak da bu soruya eklemek istedikleriniz var mı? Aslında bu soruya şöyle bir şey de ekleyebilirim siz yanıt vermeden önce. Gelen sorulardan bir tanesi de üniversitelerin ismi, yani hangi üniversiteden mezun olundu, bu gibi projeler yapmak için önem teşkil ediyor mu? Tamam. Önce ilk kısma cevap vermeye çalışayım. Şimdi şu an yani büyük bir devrim yaşanıyor. Belki de son 5 yıldır diyebiliriz. Bu hep vardı ama son zamanlarda inanılmaz şekilde bir ivmelendi. Bunun nedenlerinden birisi tabii ki teknolojinin gelişmesiyle ilgili bu. Teknoloji geliştikçe bizim bu işlemleri yapabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz, özellikle gerçek zamanlı olarak yapabilmek için gereksinim duyduğumuz işte çok çekirdekli işlemciler, GPU'lar, general purpose, yani genel amaçlı kullanılabilen dijital CNN işleme işlemcileri. Bunlar yaygınlaştı, ucuzlaştı ve dolayısıyla biz artık birim zamanında daha fazla işlem yapabiliyoruz. Bununla beraber daha kaliteli görüntüler alabiliyoruz. Daha farklı sensörlerle daha fazla data toplayabiliyoruz. Bunların artmasıyla beraber tabii ki olanaklarımız da arttı. Fakat burada işle ilgili kısım şu: bu kadar yüksek teknolojiyle beraber o kadar çok büyük miktarda data birikiyor ki artık bu dataları işleyecek, bunları kullanacak, modelleyecek, datasetler oluşturacak, yeni geldiği zaman bunları etiketleyecek, anotasyon yapacak ve farklı modelleri bunun üzerinde deneyerek başarılı sonuçlar elde edecek kalifiye insan gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Yani diğer birçok alandan belki biraz daha farklı olarak bu alandaki en önemli şey, özellikle elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında, yani bunu şöyle ifade edeyim, örneğin bir malzeme mühendisliği olsun, bir kimya mühendisliği olsun, bu insanların işte belki özel cihazlara, özel pahalı işte maddeleri, laboratuvar sistemlerine, fırınlara ihtiyaçları var. Fakat bizim alanımızda en önemli şey ne? Bilgisayar ve bir işlem kapasitesi olabilecek, bir cloud olabilir, bilgisayar kendi üzerinde olabilir. Bir çalışma ortamı lazım. Bu çalışma ortamında bu kişilerin oturup bu verileri işleyerek kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Ve bizim için önemli şey kalifiye insan gücü, bu sistemlerin ortaya çıkabilmesi için. İkinci konuda şöyle, yani tabii ki sonuçta üniversite sıralamalarının belli bir önemi yok diyemeyiz. Bu tabii ki sonuçta prestijle alakalı bir şey. Ama diyelim ki yapay zeka alanında kendini geliştirilmiş işte A Üniversitesi'ndeki biri farklı bir alanda kendini geliştirmiş B Üniversitesi'ndeki bir insandan zamanla daha öne çıkacaktır. Yani bu mezun olduğu zaman öğrenci belki ilk iş bulmasında önemli bir etken. Fakat bir bireyin bir yerde çalışmaya başladıktan sonra kendisini geliştirdiyse eğer ve orada da geliştirmeye devam ettiyse kariyer basamaklarını hızlıca çıkacaktır. Biz bunu görüyoruz. Yani önemli olan ilgi, yetenek, bu konuya biraz adanmışlık diyebiliriz. Müfredatla ilgili hani öğretim üyesi olarak şunu söyleyebilirim. Üniversitelerin müfredatları literatürle kıyaslandığında devinimleri daha zayıftır. Neden? Çünkü siz bir yani yeni bir ders açabilmek için belli bir işte literatür birikmesi gerekiyor. Belli bir text book oluşması, yani bir ders kitabı, bir işte müfredat oluşması gerekiyor. Dolayısıyla bu biraz daha zaman alıyor. Yani bu konudaki refleksi biraz yavaş akademinin. Yani sadece ülkemizde değil, belki tüm dünyada böyle. Belki bizim ülkemizde ortalama veya diğer ülkelere göre biraz daha yavaş. Dolayısıyla öğrencilere çok iş düşüyor burada. Yani ben işte tam state of the art anlatan bir yapay görme dersi olsun, buna kayıt olayım, işte burada öğreneyimden ziyade öğrencilerin kendilerini literatür. Çünkü bu alanda literatür o kadar hızlı değişiyor ki. Farklı alanlarda, yani yine elektrik elektronik alanı içinde diyelim ki bir güç sistemleri olsun, literatür bu kadar hızlı değişmeyebilir. Ama yapay görme, görüntü işleme sistemlerinde literatür çok hızlı değişiyor. En iyi yöntemler her yıl, yılda belki birkaç kere birbirlerini geçerek güncelleniyor. Dolayısıyla burada öğrencilere çok iş düşüyor. Üniversitede verilebilecek küçük bir kıvılcımdır. Bu kıvılcımı artık bir ateşe dönüştürmek gerekiyor ve burada da öğrencilerin işte dersler, kurslar, bu şekilde inisiyatifleri takip ederek kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben bir de şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi etkinlik boyunca farklı terimler kullandık. İşte görüntü işleme dedik, yapay görme dedik, video işleme ya da işte görüntü işleme, yani imaj işleme gibi terimler kullandık. Bunların birbirinden nasıl farkları var? Bir de bunu daha açıklayabilirsek belki güzel olabilir. Kimle başlayalım bu soruyu yanıtlamak için?
Yani ben açıklayayım isterseniz. Image processing, computer vision kavramları ikisi çok karıştırılıyor bir kere. Türkiye'de özellikle video analitik daha çok yoğun kullanılıyor. Video analitik. Ama aslında bu iş computer vision ismi. Image processing daha çok morfolojik işlemlerle yapılan, learning içinde olmayan bunun kökeni bu işin. Computer vision yapay zeka ve learning işin içine girdiği hali. Bunun dışında diğer isimler bunlardan türemiş başka isimler aslında. Çok teşekkürler. Başka ekleme yapmak isteyen varsa. Bilgisayar görü Türkçesi computer vision'ın. Image processing de görüntü işleme aslında. Görüntü işleme dediğimiz zaman yapay zeka geliyor akla ama aslında görüntü işleme image processing. Geleneksel yöntemler. Evet, ben de bir şeyler ekleyebilirim. Özellikle introduction to image processing dersinde veren biri olarak. Aslında Acar Bey'in söyledikleri doğru. Görüntü işleme aslında bundan belki 40 yıl geriye dayanan bir alan. Daha çok ilgilendiği konular o zamanlar özellikle dijital işleme daha yaygın değilken, daha bilgisayarlar ortada yokken, analog sistemler, analog haberleşme sistemleri varken o zaman görüntüler tabii ki şimdiki gibi olmuyordu. Özellikle analog sistemlerde interference denilen birbirine etkileşimden dolayı çeşitli gürültüler söz konusu oluyordu imgeler üzerinde. Bunları temizlemek için ya da örneğin yine uzay programları ilk başladığında da henüz dijital sistemler ortada yoktu. Yani transistörün icadından daha önce de bunlar. Burada da yine elde edilen analog sinyallerin işlenmesi, denoise edilmesi, temizlenmesi ya da enhance edilmesi, işte kontrastın iyileştirilmesi ya da bunların encode edilmesi, yani eski televizyon sistemlerinde işte UHF, VHF bunların yayınlanması için elde edilen görüntünün bir analog sinyale dönüştürmesi. Daha çok bu alanlarda çalışılan konularda computer vision, bilgisayarların ortaya çıkması, işlemin dijitalleşmesiyle beraber Acar Bey'in dediği gibi birazcık daha işin içinde intelligence, yani birazcık daha akıllı algoritmalar. Bunlar neler? Örneğin işte datadan öğrenen, yani machine learning ile görüntü işlemenin birleşimi gibi uygulamalar ya da computational vision ile ilgili konu, işte post hesabı mesela. Post hesabı da yine görüntü işlemeyle optimizasyon yöntemlerinin birleşimi. Şu an bu sunumda anlatılan yöntemlerin aslında tamamı yapay görme ve yapay öğrenme. Yani computer vision aslında bilgisayarlı görü de çeviriyor ama onun daha çok bizde ya da machine vision, makine görmesi pek kulağa hoş gelmiyor ama yapay görme ve yapay öğrenme alanlarındaydı. Görüntü işleme biraz aslında ne diyelim biraz outdated olmuş bir terim aslında. Sadece çok temel görüntü nasıl elde edilmiş veya nasıl temizlenmiş, nasıl sıkıştırılmış gibi şu an pek üzerinde çalışılmayan bir çalışmayan derken hani belki ticari olarak buradaki anlatılan konuları kapsamayan bir terim oldu diyebilirim şahsen. Bir de ben şu soruyu yöneltmek istiyorum size. Şimdi 40 yıl önce, 50 yıl önce başlayan bir görüntü işleme serüveni var ve son zamanlarda da çok fazla gündeme gelen, yani bizim girişim haritamızdaki girişim sayısı da artıyor. Aynı zamanda bu konudaki çözüm arayan şirketler de artıyor. Yani görüntü işleme, computer vision diyeceğim bundan sonra, yapay görme teknolojilerine olan ilgi artıyor. Burada bir nasıl bir trend var aslında? Bunu nasıl okumak, nasıl yorumlamak gerekiyor sizce? Gülhan Hanım, sizinle başlayalım isterseniz. Tamam, ben buna şöyle bir cevap vermek istiyorum. Biz de bir görüntü işleme, bir yapay görü teknoloji şirketi olarak aslında şöyle söyleyebilirim. Bu alanda çok fazla problem var ve bu alanda çözüm üretilmesi gereken aslında çok da şirket var. Çünkü her konu aslında ayrı bir problem, ayrı bir segment, ayrı bir sektör, ayrı bir ürün, ayrı bir ticaretleşme gerektiriyor. Dolayısıyla bazı startuplar veya bazı teknoloji firmaları o konu üzerine yoğunlaştığı zaman aslında başka firmalarda başka problemler üzerine yoğunlaşıyorlar ve daha temel ürün çıktıları elde edilebiliyor. Aslında buradaki hedef birazcık tabii ki ticaretleşme faaliyetleri. Bu sayede de herkes kendi geliştirmiş olduğu ürünün ticaretleştirmesi üzerine odaklanıyor. Farklı firmalarda başka problemleri çözdükçe bu sayı daha çok artıyor.
Aslında az bile, keşke daha da çok olsa, çünkü hala çözülecek çok fazla problem var. Ve bu problemleri çözdükçe de aslında startupların birbirleriyle işbirliği, büyük teknoloji firmaların birbirleriyle işbirliği, müşterilerin bu firmalarla, teknoloji geliştiren firmalarla işbirliği aslında pazarı da geliştiriyor ve problemleri de daha odaklı bir şekilde çözmeyi gerektiriyor. Tabii ki hani NLP tarafında da teknoloji firmaları çok sayıda var. Ama galiba orada bazı şeyler biraz daha oturmuş ve daha odaklı gidiyor. Ama görüntü işlemede gerçekten çözülmesi gereken çok çok problem var. Hem güncel teknolojilerde hem özellikle uzay teknolojilerinde bile şu anda görüntü işlemeyle ciddi anlamda efor sarf ediliyor. Ve tabii kaynak da gerekiyor. Yani hem donanım hem maddi kaynak gerektiriyor. Çok ciddi sunucular gerektiriyor. O yüzden bunları eriştikçe problemler çözülebiliyor. Ama bence sayımız hala az. Emre Bey, sizin eklemek istediğiniz bir nokta var mı bu konuştuklarımıza? Yok. Herkes her şeyi çok güzel anlattı. Bana söyleyecek bir şey kalmadı. O zaman son bir soru geldi yine YouTube'dan. Onu da yönlendirip bu programı kapatmayı planlıyorum. Yapay zeka ile ilgili projeler hakkında yurt dışı ile ilgili kaynaklardan nasıl yararlanabiliriz? Bir web uzmanı yapay zekadan nasıl yararlanabilir gibi bir soru geldi. Onu yönlendireyim. Belki bu sefer Emre Bey sizinle başlayabiliriz. Aslında bir web developer bu machine learning çözümlerinden yararlanabilir. JavaScript biliyorsa kendi içinde bu servisleri çağırabilir. Ben de YouTube şeyine bakıyorum da sorularına. Python öğrenmeleri onlar için daha iyi olacaktır. Başka bir şey sormuştunuz, onu unuttum. Aslında bunu sormuştum. Yani yurt dışı ile ilgili kaynaklardan nasıl yararlanılabilir? İngilizce şart tabii yayın okumak için. Bunun bir kaçarı yok. Onun dışında Türkçe olsa da yayınlar da var. Onlar daha faydalı olabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Cihan Hocam, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Tabii bir şeyler eklemeye çalışayım. Şimdi bu özellikle hani kodlama üzerine gerçekleşen bir işlem olduğu için bu da paylaştıkça çoğalan bir şey, azalan bir şey değil. GitHub var. GitHub diye bir şey var artık ve bu GitHub üzerinde öyle bir hale geldi ki şu an literatürde de. Mesela bir yeni bir makale, yeni bir algoritma geliştirdiğinizde bunu yayınlayabilmek için eskiden belli başlı örneklerde başarılı olduğunu, bu yöntemi göstermeniz yeterliydi. Bilmem, bundan belki 10 sene önce veya hala bazı alanlarda bu şekilde. Ama şu an özellikle en iyi konferanslarda ve en iyi journal'larda, yani dergilerde bir yayın yapabilmek için sizin bir sürü datasette benchmark adı verilen algoritmanızın diğerlerini outperform ettiğini, onlardan daha iyi sonuç aldığını ispatlamanız gerekiyor. Ve bununla beraber de kodunuzu da hatta paylaşmanız gerekiyor. Yani siz aslında üniversiteli olarak veya araştırma merkezleri olarak çok büyük paralarla yürüttüğünüz Ar-Ge projelerinin bir şekilde başarıya ulaşması için yayın yapmanız gerekiyor ve bu yayın yapmak için de bir şekilde yaptığınız bu çalışmaları paylaşmanız gerekiyor. Bu çok büyük bir avantaj. Yani şu an bizim burada bu konuşma esnasında geçen bir sürü örneğin yapay zeka modeli oldu. Bu modellerin çok başarılı bir şekilde, hatta pre-train edilmiş, yani belli bir datasetle eğitilmiş modellerine bir iki tıkta erişmek, bunları indirmek, bunları tekrar eğitmek, fine-tune etmek veya bunları hatta modify etmek, source kodun üzerinde çalışmak mümkün. Bu inanılmaz bir şey. Dolayısıyla isteyen herkes, yani internet erişimi olan ve yani orta seviye bir cihazı olan herkes, bir makine, yani bir bilgisayar olan bu datalara erişebilir, bu kodlara erişebilir, bunlar çalıştırabilir. Yine başka bir örnek vereyim. Bundan yine belki bu kadar Python popülerleşmeden önce bu tür işler genelde MATLAB üzerinden yürüldü. Ve MATLAB çok pahalı. Yani bir lisansı belki 1000 euro civarı olan bir yazılımda. Şu an Python yani bedava, bununla beraber işte Google'ın geliştirdiği TensorFlow diye Python üzerinde çalışan bir yapay görme, derin öğrenme kütüphanesi var, bedava. Dünyanın en büyük yapay zeka araştırma merkezlerinden birisi olan Facebook AI Research'ün geliştirdiği PyTorch bedava. Bunlarınla beraber bunlara eklenti bir sürü farklı paketler var, farklı mimariler var.
Yani inanın bu konuda hevesli, ilgili olan, motive olan bir insanın bir internet erişiminde orta seviye bir bilgisayarı varsa başarısız olmak, yani başarılı olamamak için hiçbir bahanesi yok diye özetleyebilirim yani. Çok teşekkürler. Çok güzel bir özet oldu. Acar Bey, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Cihan Hocam detaylıca anlattı. Ben ekleme yapmayacağım üstüne. Çok teşekkürler. Gülhan Hanım? Ben de ekleme yapmayacağım. Cihan Hocam gerçekten gayet güzel anlattı. Sadece şeyi söyleyebilirim. Veri kaynağı olarak bir takım kaynaklar olabilir. İşte ImageNet gibi. Oralarda da yine veri setleri bulmak için arkadaşlarımız kendileri kendi projelerini geliştirmek için çalışma yapabilirler. Farklı veri setlerini indirip kendileri mutlaka bir takım küçük projelerle de başlayabilirlerse aslında en güzel öğrenme yöntemi proje öğrenmesi. Bu veri setlerini her zaman onu soruyor çünkü arkadaşlarımız bize nereden bulabiliriz, nasıl bulabiliriz gibi. Bu tür yerler özellikle Computer Vision tarafında küçük de olsa, büyük de olsa verileri elde etmek için kaynak. Hani bunları belki erişebilirler. Ama Cihan Hocam gerçekten hepsini gayet güzel anlattı. Çok teşekkür ederim tüm konuşmacılarımıza. Bugün gerçekten çok güzel, keyifli bir meetup etkinliği oldu. Sorularımızı da yanıtladık. Biraz böyle kavram karmaşasını da temizlemeye çalıştık. Bir sonraki meetup'ımızı Eylül ayında 15 Eylül tarihinde sağlık ve yapay zeka konusu üstüne gerçekleştireceğiz. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. YouTube'dan bizi izleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Biz de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.